Elini kaldır, birlikte başaralım. Bu işsizlik, bu yoksulluk, gelir dağılımındaki bu adaletsizlik, bu tabiat talanı, bu denizlerin, havanın, toprağın kirletilmesi seni de rahatsız ediyor biliyorum. Duyarlı şekilde bir şeyler yapıyorsun, biliyorum. Ama durumu düzeltemiyoruz ve umutsuzca, üzülerek, yetkililere kızarak, çaresiz şekilde izliyoruz. Biri bir şeyler yapmalı. Birileri duruma el atmalı. Aksi halde kendiliğinden düzelmiyor. Gün be gün daha da kötüye gidiyor. Mevcut sistemin yöneticilerinden ve patronlarından buna çözüm beklemek boşunadır. Bu sistemin sorumluları zaten kendileridir. Çünkü güç onlarda, yetki onlarda ve sonuç ortada. Biz, bizim gibi düşünenlerle birlikte durumu değiştirebiliriz. Denge getirecek, düzeltecek ve koruyacak bir sistem geliştirebiliriz. Kendi ekonomik modelimizi kurabiliriz. Bunu yasal güvence altına alacak kendi sosyal ve siyasal düzenimizi kurabiliriz. Bunu tüm yeryüzüne de yayabiliriz. Küçük işletmeleri gerçekten rekabet edebilecekleri ve kendilerini piyasada tutabilecekleri arz-talep dengesi içinde tedarik zinciri, pazar konumlandırması zemini oluşturabiliriz. Tüketici tercihlerimizle hem tüketiciyi, hem küçük üreticiyi, hem yerel üreticileri, hem küçük perakendeciyi ve taşımacıyı koruyacak bir sistem kurabiliriz. Gelir adaletini sağlayacak bir sistemin algoritmasını oluşturup ve onu koruyacak mekanizmalar geliştirmeliyiz. Aksi halde önce tüm kaynakları büyük sermaye dallara verip ardından onların vergileri ve insaflarını dilenen durumda kalmaya devam ederiz. Onlarla kaynakları, çalışma alanlarını, sektörleri paylaşarak her kesimin kendi üretimi ve çabasıyla ayakta kalabileceği bir sistem geliştirebiliriz. Büyüklerin dünyasında küçüklerin üretimleriyle, çalışmalarıyla geçinebilecekleri ve onurlu bir hayat sürdürebilecekleri bir model kurmalıyız ve kuracağız. Merak etmeyin, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Tek gerekli olan yeterli desteğiniz. Yanlış anlamayın, destekten para veya devlet gücü, şirket gücü değil istediğimiz. Sadece bu işin adil bir şekilde çözülmesini isteyen yeterli vatandaşın duruşunu bizden yana sergilemesi. Bize üye olun ve yeterli üyeye erişmemiz için içeriklerimizi çevrenizle paylaşın. Hepsi bu. Gerisini çözeriz. Onca okulu, onca kitabı, onca projeyi hobi olsun diye emek vermedik. Bu iş üzerine 30 yıldır kafa yoruyorduk. Tabiatın talan edilmediği, insan hayatının tabiata ve diğer canlı formlara bağlı olduğu bilincini unutmadan, ancak insan merkezli ve bencil bir yaklaşımın ötesinde, bu gezegenin insan dışındaki tüm yaşam formlarına ait olduğu, bir karıncanın, bir kurbağanın, bir kedinin insan kadar bu gezegende yaşama hakkının tartışmasız olduğu, insan için onların yok edilmesinin asla düşünülmeyeceği bir zihniyetle davranacak bir model kurabiliriz. Dünyanın tüm zenginliği 8 milyarın tüketimleridir. Bizim cüzdanlarımızdan çıkan harcamalar, kime, hangi kanallardan gidip nasıl birikiyor? Bunun yolunu izlediğimizde net olarak görülüyor. Demek ki büyük bir gücümüz var. Sadece bunu nasıl yöneteceğimizi bilmediğimiz için onca gelir adaletsizliği oluyor. Birilerinde yüzlerce milyar birikiyor, diğer tarafta milyarlarca insan yoksul kalıyor. Şaka gibi, nüfusun %1'i 7 milyar insandan 2 kat daha fazla servete sahip. Üstelik açlık çekilen, üstelik doğal kaynakların talan edildiği, üstelik suyun, havanın, toprağın durmadan kirletildiği, buzulların eridiği, canlı nesillerin yeryüzünden yok olduğu bir düzen sürüyor. Bir tüketici ağı oluşturup, onu tüm dünyada yaygınlaştıracağız. Yeterli sayıya eriştiğimizde o zaman büyük servetleri yöneten şirketlere diyeceğiz ki, adil, temiz ve zenginliğin pay edildiği bir model için bize akredite ol. Bazı şartları yerine getir. Aksi halde
senin tüm üretimlerini boykot edecek. Nedir bu şartlar? Her türlü kirleticileri üretmeyi, satmayı, kullanmayı bırak. Sadece temiz üretim yap ve sadece temiz enerji kaynaklarını kullan. Bunun denetimi için onaylayacağımız denetim kurumlarının denetimine izin ver. Emek yoğun ve hizmet yoğun sektörlerden çekil. O alanları küçük aile işletmelerine bırak. Bir yörede, bölgede, ülkede para kazanıyorsan, orada kazandığının en az %50'sini oradaki yerel üretimlere harca. Yereli kalkındır ve iş alanları aç. Afrika, Asya, Güney Amerika gibi yoksul bölgeleri kalkındırmaya öncelik ver. Irk, din, cinsiyet, ideoloji gibi ayrımcılıkları yapmayacağını taahhüt et. Kirliliğin temizlenmesi için gelirinden %1 telafi fonu ayır. Tarafsız gözlemciler denetiminde bu fonu telafi için kullan. Bunları yapıyorsan biz senin ürünlerini tercih edeceğiz. Yapmıyorsan boykot edeceğiz. Tekrar hatırlatıyorum. Dünyadaki tüm zenginliğin kaynağı 8 milyar tüketicinin harcamasından geliyor. Biz yeterli kişiyi bu ilkeler etrafında bir ağ içinde toplarsak gelir adaletini sağlarız. Küçük aile işletmelerini koruruz. İşsizliği azaltırız. Yoksulluktan kaynaklı açlığı yeryüzünden sileriz. Kaynaklarımızın kirletilmesini engelleriz ve kirletilmişleri temizletiriz. Tamamı yeterli kişinin bize katılmasına bağlı. Şimdi senden ricam. Yeniden İnşa Hareketi'nin sitesinde bize üye olman ve bu videoyu mümkün olduğu kadar çok tanıdığına gönderip onların da üye olmalarını sağlamandır. Duyarlılığın için teşekkür ederiz. Yeniden inşa başladı. Elini kaldır, birlikte başaralım.